Soner Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi ben teşekkür ederim. Doğru söyledik herhalde. Birlik Mobilya geçmişi ta çocukluğunuza dayanan bir hikayeden bahsedeceğiz. Evet. Sizi şöyle ekranları başındaki değerli izleyicilerimize kısaca bir tanıtalım. Bir de giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti sektöre? Biz abimin öncülüğünde 1983 yılında çırak olarak başladığı evet. mobilya sektörüne ben de o yılda dünyaya gelmişim. 83 Siz 83 yılında. Doğmuşsunuz ama evet. abiniz 83 yılından beri marangoz değil mi? Tabii tabii. O evimize yakın olmasından dolayı marangoz atölyemizin. Oraya gidip geliyorduk çocukken, bebekken. Ailem istemedi bu işi yapmamı ama ben kendim zorla evet. bu işte uzmanlaştık, ama yetiştik. İlkokul çağında sürekli böyle bir tabii, dükkana tabii. kaçıyordunuz herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Yani gidiyorduk, okulum yakında teneffüs çalardı. Teneffüs arasında bile abim yanına giderdim, kola içer geri giderdim. Öyle güzel. Evet, peki hikaye o 83 yılında başladı. Evet. Abinizin tam biraz daha geçmişi geriye doğru gidiyor. Sonra siz böyle yıllar takip etti. Geldiğimiz noktayı şöyle biraz özetleyelim. Askere gidene kadar mağazacılara mobilya işi yapıyorduk, imalatı toptan. Eskiden kaplama masif işi vardı, bu ağaç işi vardı, evet. onları yapıyorduk biz. Askere gittiğimizde krizler oldu işte, 99 krizi falan. Gittik geldiğimizde de kendi işimize başladık. Evet. Birlik Mobilya'yı kurduk. Kuruluşu ne zaman ilk? Birlik Mobilya'nın ilk kuruşu 2003 yılı. 2003 resmi olarak evet. kurduğumuz evet. isim bu. Evet. evet. Ondan sonra abimle beraber ortaklığımız oldu. Olmadı, ayrıldık. Sonra ayrıldınız. Tabii tabii, onun çocukları da yetişti. Evet. Beraber yapıyorlar şu anda bu işi. Evet. Ailemiz komple mobilyacı aslında. Sektör olarak hep mobilya evet, sektörünün içindesiniz. Tabii tabii. Evet. Ondan sonra ben girişimci olduğum için işimi 115 metrekarelik bir yerden başlayıp şu anda 3500 metrekaredeyiz. Evet. Projelerimiz var. Hı hı. Birlik mutfağa döndük. Birlik mutfağı kurduk. Sloganımız şuydu. Günde bir mutfak. Her gün bir daireye bir mutfak takıyoruz. Evet. Takmaya da devam ediyoruz. Aile zaten devam tabii, eden tabii. bir çalışma. 16 çalışanımız var. Evet. Sanayide 1650 metrekare kapalı proje yerimiz var. İmalathanemiz, fabrikamız. Burada neler yapıyoruz o fabrikada? Kişiye özel mutfak dolabı yapıyoruz. Müteahhitlere yapıyoruz ama bizim işimize gelmeyen, kaliteyi düşüren müteahhitlere iş yapmıyoruz. Evet, ama siz bunu tabii Ar-Ge'sini yapıp, araştırmasını tabii, yapıp böyle anlaşmalar yapıyorsunuz tabii, tabii. anladığım kadarıyla. Yıllık 500-600 daireye kadar yapabilme kapasitemiz böyle var. Böyle bir projeyi yapabiliyorsunuz. Tabii, tabii. Anahtar teslim işler kesinlikle. Yapabiliyorsunuz. Peki burası neredeyiz şu anda biz Polatlı'da? Burası Polatlı'nın Cumhuriyet Mahallesi Sümer Caddesi'nde evet. Değişik markaları birleştirerek Hı-hı. yaptığımız Türkiye'nin değeri olan Gala ve Serhat Mobilya'nın evet. Bayiliğini tabii ki bayiliğini yapıyoruz. Kendi ürünleriniz de zaten burada teşhir alan olarak. Tabii kendi imalatımız olan ürünlerimiz var, onları sunuyoruz. Evet. Ayrıca mutfak imalatıyla alakalı showroomlarımız var. Çok ciddi zamlar geldi. Evet. Biz bunlara karşı çok ciddi bir şekilde durduk. Milli bir dayanışma kesinlikle, içerisine girdik. Kesinlikle. Şu anda satışlarımız birinci ve ikinci aydan zararın olmasına rağmen depolarımdaki mallarım boşalana kadar satacağım. Evet. Ve satıyorum da zaten. Başladınız zaten. Devam ediyor. Sosyal medyadan da çok güzel tepkiler almışsınız. Sağ biz olsunlar, de gözlemledik. Farkına varan değerli dostlarımız, büyüklerimiz evet. Tebriklerini ulaştırdılar hı hı. sağ olsunlar. Peki hizmet alanınız nereye kadar uzuyor sizin? Bizim hizmet alanımız aslında kadro ile alakalı. Bende hizmet alanı sınırı yok. Ben evet. samimi biriyim. Büyümeyi seviyorum, Hı-hı. üretmeyi seviyorum. Tüketici bir millet olmayı hiç sevmiyorum. Evet. İsrafkar biri değilim ama maalesef biliyorsunuz tüketiciye dayalı bir sektördeyiz. Kişi özel mobilyalardan, eşyalarından, yataklarına kadar. Yani evet. bazen tek tek kendim ilgileniyorum. Mutfaklarına Hı-hı. kadar. Hı-hı. Her türlü uzmanlık alanımızda gerekeni yapıyoruz. Ve bu arada rekabet ortamı gelişmesin diye toptan mobilya ve mutfak işi yapan arkadaşlarımıza malzeme tedariğinde de bulunuyoruz. Bunu da yapabiliriz. Tabii ki müteahhitler olsun ya da perakendeci arkadaşlar olsun fiyatlar yükselmemesi için evet. bir dalga kıran görevi yapıyoruz. Parkede de çok iddialıyız. Toptan parkeciliğimiz var bizim. Gayet güzel. Farklı farklı birçok branş tabii ama tabii. ağırlık sizin tabii hep
mobilya ahşap üzerine olduğu için sektörünüz gereği diyorsunuz bize yatkın yan kollardaki işleri de yapabiliyoruz. Yapıyoruz. Anladığım kadarıyla. Ben size geldim, bir talepte bulundum. Evimle ilgili bazı dokunuşlar istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Gidip bir yerde inceleme mi yapıyorsunuz? Yani size şöyle bir kaba örnek vereyim. Evinizde oturuyorsunuz. Evet. Kötü bir mutfağınız var, eski bir mutfak. Biz sizin hiç rahatınızı bozmuyoruz. İlk önce evinizin modeline uygun bir çizim yapıyoruz. Renkleri belirliyoruz. Ve mutfak dolabınızı mermeriyle birlikte hazırlıyoruz, kenara koyuyoruz. Evet. Kadromuz var bizim. Elektrik, su ve fayans ve parke ekipleriniz işini yapıyorlar. Biz her şeyi randevu aldıktan sonra eve giriyoruz. Bütün evin mobilyalarını söküyoruz. Aynı günün içinde elektrik, su, fayans işleri yapıldıktan sonra diğer günü parkesiyle mutfağını, dolabını ankastresine kadar takıp teslim ediyoruz. Gayet güzel. Evet, peki ben de size tekrar ailenize ve tüm çalışan kadronuza, ülkemize ve bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah böyle ilerleyen zamanda şu çıtayı yukarıya atacağız. İnşallah. Emin olun, ona ben de inanıyorum. İnşallah. Sizinle tekrar yeni bir alanda, yeni bir röportajda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.